Merhaba koçlar nasılsınız? Bugün değişik bir bölümle karşınızdayım. Discord kanalında Ekipman Savaşları diye bir bölüm açtık. Bu Ekipman Savaşları bölümüne takipçilerimiz kendi ekipmanlarını, gitarlarını, pedallarını, ses kartlarını vesaire gönderiyor. Kendi ekipmanları hakkında bilgi veriyor. Biz de böylelikle farklı insanların farklı neler kullandıklarını ve ne gibi çözümler ürettiklerini beraber görmüş olacağız. Eğer siz de bu ekipman savaşları bölümlerine katılmak istiyorsanız mutlaka Discord kanalımızı takip alın ve ekipman savaşları bölümüne kendi ekipmanlarınızın fotoğraflarını ve bilgilerini yollayın. Katılmak için Discord'da tabii ki linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca harika sosyal ağlarımız var. Hepsine katılmayı unutmayın çünkü süper çekilişler de yapıyoruz. Onlardan da marum kalmamış olursunuz. Bu arada kanala abone olup bildirim zilini de açarsanız harika olur. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve ekipman savaşlarının ilk bölümüne katılan dostlarımızın ekipmanlarını tanımaya başlayalım. Şimdi hemen ekran paylaşımı yapıp Discord kanalımızı size göstermek istiyorum. Güzel bir Discord kanalımız var. Ben çok fazla giremesem bile arkadaşlarımız çok fazla birbirlerinin sorularını yanıtlıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar kanal içerisinde. Sol taraftan Ekipman savaşları bölümünü bulabilirsiniz. Burada demişim ki bu bölümün ismi Ekipman Savaşları olarak değiştirildi. YouTube'da sıklıkla Ekipman Savaşları diye bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Buraya gönderdiğiniz fotoğraflar ve bilgileriyle ekipmanlarımızı karşılaştıracağız. Katılmak için gitarınız ve diğer ekipmanlarınızı gösteren, ışığı güzel ve yüksek kalitede 5 adet fotoğraf gönderin. Ayrıca ekipmanların isim, model, marka şeklinde listesini yazmayı da unutmayın. Adınız ve soyadınız tabii ki. Paylaşımlarınızı bekliyorum demişim. Daha önce bu kanalı aslında fotoğraf paylaşımı olarak kullanıyorduk. Odamızdan işte gitarlarımızdan yine ekipmanlarımızdan fotoğraflar olarak paylaşıyorduk. Güzel paylaşımlar geliyordu. Ve ilk fotoğrafları zaten kanalımızın yöneticilerinden bir tanesi olan Alp hatta kurucularından bir tanesi olan Alp yollamış. Alp'e çok teşekkür ediyoruz. İlk önce gitarının fotoğrafları geliyor. Gerçekten görüntüsü şık bir gitara sahip. Ayrıca bir de akustik gitarı var. İkisinin birden fotoğrafını da yollamış. Akustik gitar gerçekten beste yapmak için ve böyle canınız sıkkındır böyle elinize hemen gitarı alıp böyle bir şeyler tıngırdatmak isterseniz. Akustik gitar o sıralarda çok yararlı oluyor. Ben heavy metal bestelerimi bile mesela akustik gitarımla besteledim. Sonradan üstüne sert riffler yazdım ama ilk sözleri falan hep akustik gitarla yarattım. Bir elektro gitarist olmasın, olmanıza rağmen mutlaka bir akustik gitarınızın bulunmasına ben tavsiye ederim. Alpin'de hem bir elektro gitarı var hem de bir akustik gitarı var. Ayrıca Euphorpia UMC22 ses kartı var. En uygun fiyatlı olan ses kartlarından bir tanesi. Benimkisinin düşük modellerinden ama gerçekten iş gören ses kartlarından bir tanesi. Preampları başarılı olduğunu biliyoruz. İki tane girişi var. Bir tanesi sadece enstrüman girişi, jack girişi. Diğeri hem enstrüman hem mikrofon girişi. Gayet başlangıç için yeterli bir ekipman. Belki stüdyo monitörleriniz olmayabilir ama müzik setinize veya işte bilgisayar için üretilmiş hoparlörlere bile bağlayabilirsiniz. Ben de çok uzun zaman sadece ses kartımı stüdyo monitörlerine değil müzik setime yollayıp kullanmıştım çok uzun süre boyunca. Evet Alp neler yazmış bakalım. Canavar bir Manuel Raymond. Elektro gitarım. Manyak güzel tonlar ve sesler alabiliyorum. Single manyetik olmasına rağmen çok güçlü metal tonlar var. Bu yüzden %80 olarak metal çalıyorum. Stratla pek kısı yok ton olarak. Sadece görüntü olarak strat işçiliği fiyatından dolayı biraz kötü ama çok güzel gitardır. <laughs> İmkanlar ne kadar yettikçe Alp'cim. Benim ilk gitarımı görsem valla benim ilk gitarımdan daha iyi duruyor senin gitarın gitarı ve Ibanez 10G amfiyi 500 TL'ye aldım. Sonra amfi 450 TL'ye satıp ses kartına geçtim. Gitar bana 50 TL'ye gelmiş gibi oldu. Ama bakımsızdı ve klavyesi biraz yormuttu. Masrafları kendinden pahalıya geldi demiş. Evet güzel bir hikayesi varmış ekipmanlarının. Ses kartından artık her türlü sound'u alabiliyorsundur zaten. Umarım kısa zamanda çok daha ilerine tarifi edebilirsin abicim. Sanchez marka akustik tarım dayımdan hediye. Aa dayılar, amcalar. Benim de amcam manfi hediye etmişti sağ olsun. Gitar biraz eski. 10 yaşındayken fazla 10 yaşından fazladır ama ne akort kaçırıyor ne de başka bir sorun çıkartıyor. Çok harika bir akustiktir. Satışı yok. Bayağı aradım ama bulamadım. Ses kartını da yazmış. Evden normal kayıtları almak için bir senedir kullanıyormuş. Alacak arkadaşlara önerilmiş. Biraz daha para koyup UMC 202 alabilirsiniz demiş benim ses kartımdan. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü UMC 22'nin galiba kendi özel driver'ı yok ama UMC 202'de kendi driver'ları devreye giriyor. Biraz daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Alpcim çok teşekkür ederim. Şimdi Aycan neşeli yollamış. Aycan çok tatlı bir kardeşimiz. Kendisi gitarı ve amfisini yollamış. Aslında birazcık şikayetçi de ekipmanlarından. İnşallah o da kısa zamanda daha ilerine terfi eder. Bakalım neler yazmış hep beraber görelim. Önce fotoğraflarına bakalım. FF11 gitarı var. Slash versiyonu olduğunu biliyorum. Görsel olarak güzel görünüyor aslında. Bu bir paket olarak satılıyor. Slash signature olarak. İlk başlangıç paketlerinden bir tanesi. Hem amfi var içerisinde hem de gitar. Aslında görüntü olarak gayet şık duruyorlar. Amfin üzerinde gain, volume, bass, middle, treble var. Ayrıca clean ve drive arasında geçiş tuşu da var. Aslında sağlam tonlar başlangıç içinde elde edilebilecek bir amfi. Efektler yok tabi üzerinde. Ben başlangıç amfisi olarak biraz daha böyle dijital amfileri öneriyorum. Ama bir ekip olarak da başlangıç için aslında iyi bir çözüm olarak görüyor. Hem slash'e güveniyorsunuz biraz hem de görüntü olarak gayet şık duruyor aslında. Sizi başta idare edebilecek bir ekip. Gitarım Epiphone Slash EFD Signature Amphim Epiphone Slash Snap Pit 15G. 1 bir, bir buçuk sene önce 3600 TL almıştım set halinde. Akort kaçırma gibi bir sorunu yok. Sesleri çok güzel alıyorum demiş. Gerçi Aycanlı biz yayınlardan bayağı takip ediyoruz. Kendisi bazı sıkıntılar yaşadı Amfi konusunda ama sanırsam son zamanlarda çözüldü ama ekipmanı da upgrade etmek istiyor. Umarım, umarım yakın zamanda iyi bir gitara terfi eder kendisi. Şimdi adaşıma geliyoruz. Adaşımın gitarları görelim bakalım. Gitar koçu Aytek abi. Video yollamış bakalım. Ha video gibi görünüyor ama 0 saniye gösteriyor. Videoda değil sanırsam. Aslında başlangıç için yine çok tercih edilen modellerden bir tane Kort var. Çoğu insan soruyor kort tavsiye eder misin diye aslında. Ben tavsiye ediyorum başlangıç için iyi. Bir de Fender'in bir amfisi görünüyor. Bakalım neymiş? Gitar Kort X2 650 TL. Amfi Bluesman GF30 350 TL. ikinci el set halinde 1000 TL'ye aldım. Oo çok güzel. Bakın arkadaşlar insan isteyince ne kadar uyguna bile. Gerçi şu an fiyatları artmış olabilir. Bu eski fiyatlar olmuş olabilir ama. illa sıfır düşünmemek lazım gitara, elektro gitara bile ikinci el başlayıp böyle set halinde alabiliyorsunuz. Bazen gitardan sıkılmış veya gitar uyum sağlayamamış insanlar uyguna ekipmanlarını satabiliyorlar. Bunları iyi takip etmek lazım. İnternet dünyasında artık ikinci el ekipman bulmak çok daha kolay. Bakalım başka ne demiş? Artı 60 jack artı 10 dönüştürücü. Jacklar da çok pahalı oldu. 60 TL almış. Dönüştürücü niçin? Onu tam anlayamadım ama şu anlık beni tatmin etti gitmeyen tek kısmı tap slide yaparken gereksiz zorlaması demiş gitarın. O zaman gitarın demek ki birazcık tel klavye aralığı fazla. Ona dikkat etmek lazım. Pek e, shredding gitarı değil demek ki. Evet süper manyak harika takipçilerimizden Ahmet gitarını yollamış. Ahmet'e selamlar buradan. Twitch'ten baya bir takip ediyor. Son zamanlarda Twitch'te bit krizi yaşandı. Onun da mağdurlarından bir tanesi için Buradan da geçmiş olsun dileyelim. Ahmet çok değişik bir gitar yollamış bize bambu desenli Jackson hiçbir Jackson'ı bu şekilde görmemiştik değişik bir gitar bakalım ne yazmış gitar özel yapım bambu kaplama maun ve maun üzere bambu kaplama değişikmiş sap Jackson çıkma He, gitar Jackson değil sapı Jackson çıkmaymış manyetik iki tane EMG bir tane Jackson single vay be iyice toplamış Ahmet çok acayip bir gitar yapmış. Sadece elektromu atıyoruz? Klasik akustik ve ukulelem de var. Onları at Ahmetçim, onları da at. Ne kadar ekipmanın varsa at. Evet, Ahmet'i kutluyoruz valla. Kendi harika bir gitar yaratmış. Demek ki o kadar da zor bir şey değil. Herkes yapabilir. Çok meraklısı da var. Gitar çalmaktan daha çok gitar yaratma yapma meraklısı olan birçok insan da var. Gerçekten de şık olmuş. Değişik olmuş Jackson Sapla beraber. Kutluyoruz Ahmet'i. Evet sırada Deniz Boy var. Gitarım Harley Benton. Bu Harley Benton gitarları o kadar çok soruyorlar ki. Benim de bir tane öğrencim vardı Hollanda'dan. Harley Benton gitarı vardı. O kadar memnundu ki ben de derslerde duyuyordum tonunu. Güzel geliyordu. Aslında ülkemizde de olsa böyle uygun fiyatlı Harley Benton gitarları alsak. Bazen Toman'dan sipariş veren dostlarımız oluyor. Toman'ın kendi bir ürettiği marka aslında bu Harley Benton. Ve çok beğenen insanlar da var. Gönül rahatlığıyla aslında getirtmeye korkmuyorsanız alabilirsiniz. Evet devam edelim bakalım. Gitarım Harley Benton, Les Paul, D-Kit boyattım. Ha şey bu. D-Kit dediği arkadaşlar parça halinde geliyor ve kendiniz birleştiriyorsunuz. İyiymiş. Boyanmamış halde geliyor zaten. Kendiniz boyatıyorsunuz istediğiniz renge. Bak böyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Yapan yapıyor demek ki ama resmine de bakalım. Çok da güzel şık olmuş. Rengi çok değişik olmuş gerçekten. Gotoh burguları varmış süper ve Seymour Duncan Hot Rotted Set takım gayet taktım gayet memnunum akustik gitarın PX sadece okula götürmek için aldım sıfır fiyatı 800 küsürdü fiyatına göre memnunum demiş evet Stargazer yollamış bir de ESP LTD M200 aftan metal yapmak için gitar almış kendine EMG manyetikler 24 perde harika bir gitar neymiş ESP LTD M200 Audient Evo 4 MXL jack, jack kablosu. Audient Evo 4 bir bakalım. Ben bunu duymamıştım. Audient Evo 4'ün ne olduğunu bilmiyordum. Basit bir ses kartı zannedersem merak ettim şimdi. Müzisyenler ve podcast yayın yapanlar için tasarlanmış olan Evo 4 ses kartı performansı sizi aşırı tatmin edecektir. bulunan kontroller birim sayesinde kulaklık ve mikrofon ses seviyesini rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Hoparlör çıkışları Kulaklık çıkışı Windows ve IOS ile uyumlu. Gayet sırasında düşük gecikme. USB veri yoluyla çalışır. Harici bir elektrik gerektirmiyor. Kondansör mü? mikrofonlar içinde 48 voltu var. Phantom power var yani. 24 bit 96 kHz kayıt ve oynatma. Evet ilk defa görüyorum. Acaba memnun mu ses kartından? Memnun yazmıştı galiba. MXR'ın jack kablosuyla bağlıyormuş. Stargazer biraz daha ayrıntı verirse ses kartıyla ilgili çok mutlu oluruz. Yorumlar kısmına mesajlarını bekliyorum ses kartında ilgili. Hemen sormuşlar zaten gitardan memnunsun akort kaçırıyor mu? Yok nadir akort ediyorum. Hatta iki hafta Alan kayboldu akortu sağlamdı. Kilit kilitli olan gitarlar kilit sistemi var mı bakalım. Evet kilit sistemi var Freud Öz olduğuna göre. Freud Özel çok oynamadığını sürece kilit sistemli gitarlar zaten pek akort kaçırmıyor. Eğer böyle oda odanın sıcaklığı da aynıysa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Fotoğraflar ve ekipmanlar hakkında bilgi gönderen arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz şimdiye kadar. Sırada Can Berk var. Bakalım onun gitarı neymiş? PRS olduğunu görüyorum. Zaten PRS'leri uzaktan baktığınız zaman hemen kuşları görüyorsunuz klavye üzerinde. Hemen kendilerini belli ediyorlar. PRS Standart 24. Solda TC Elektronik Go gitar ses kartı. Sağda Roland RH5 kulaklık. Kulaklığından memnun musun? Çok soran oluyor kulaklık. Memnun olan kulak kullanan bu tarz stüdyo kulaklıkları ve memnun olan fiyat performans ürünleri biliyorsanız arkadaşlarım paylaşırsanız çok sevinirim. Bana çok soruluyor ama kulaklık konusunda çok fazla tecrübeli değilim. O yüzden pek cevap veremiyorum. Sizin tecrübeleriniz çok yararlı olacaktır. Gitarın gerçekten harika görünüyor. Zaten bu Zebra manyetikler benim eski gitarımın manyetiklerinden. Bu tarz Les Paul'lar üzerinde modern daha slash tarzı modern manyetikleri ben daha çok beğeniyorum klasik manyetiklerden. Umarım ben de bir gün yine bu manyetiklere geri dönme şansı elde ederim. TC Electronics'in Go gitar ses kartını merak ettim burada da. O da yine bilmediğim bir ürün. TC Electronics diye değil de Helikon diye buldum. Bu herhalde. Bu cep telefonları için üretilmiş bir ses kartı. Direkt TRS ses kablosu var. Öyle bağlayıp herhalde cep telefonundan bir aplikasyon açarak ses üretiyoruz. Nasıl? Tepkimeleri güzel mi? Memnun musun? Yazarsan çok seviniriz Canberk'cim. Burada neden 3 kere yattım falan demişler. Büyük harfler yüzünden siliniyor demişler. Arkadaşlar dikkat edin. Büyük harfle yazıp atmayın. fotoğraflarınızı yoksa silinir. Evet dostlarım. Ekipman savaşlarının ilk bölümüne gitarlarının fotoğraflarını, ekipmanların fotoğraflarını yollayan Alp, Aycan, Aytek, Ahmet, Deniz, Stargazer ve Can Canberk'e çok teşekkür ediyoruz. Siz de kendi ekipmanlarınızı tanıtmak isterseniz ve gitar yeni başlayacak veya gitarda birazcık gelişmiş olan arkadaşlarımıza kendi ekipmanlarınızı tavsiye etmek, yol göstermek isterseniz mutlaka Discord kanalımıza katılın. Ekipman Savaşları bölümüne ekipmanlarınızın fotoğraflarını atın. Bir sonraki bölümde sizin de ekipmanlarınızı adınızla beraber tanıtalım. Evet dostlarım. Sosyal ağlarımızı takip ederseniz çok mutlu olurum. Özellikle dediğim gibi Discord'a hepinizi bekliyoruz. Çok güzel bir yardımlaşma ortamı var. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açarsanız harika olur. Müteşem içerikler bizi bekliyor. Çok güzel gitar tanıtımları, prosesör tanıtımları, ekipman tanıtımları gelmeye devam edecek. Sizin destekleriniz sayesinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca Twitch'te canlı yayınlarımız, Instagram'da da canlı yayınlarımız devam ediyor. Onlara da katılımlarınızı bekliyorum. Kış sezonunda bol bol beraber zaman geçirelim dostlarım yeni bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek üzere hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın ama önemlisi kaç gibi kalın görüşürüz!